Amerika'da bayağı bir sıkıntı oldu bildiğimiz kadarıyla. Ya tabii herkes gibi Amerika'da çok hakikaten zorlu bir süreç geçirdi. Ben de sizleri çok özledim. en sonda tam en son pandemi başlamadan önceki en son seyahatim buraya. Oraya geldi. Burada konuştuk. Burada konuştuk. Hatta gelecek heyecanlı projelerden bahsettik. Aynen bir iki şey vardı. Onları da seneye konuşuruz dedik. Evet. Ama 2 seneyi geçti. Evet. Nihayet bir araya geldik. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim geldiğin için. Yarın önemli bir toplantı var. Nedir? Ne anlatacaksınız orada? Yarın Sabri Ülker Merkezi'nin yaptığı çalışmaların bir özetini vereceğiz. Yani bir gelişme raporu gibi, ara rapor gibi. Onu her 3 senede bir yapıyoruz. Bu senede hem pandeminin araya girmesiyle çok uzak kaldık. Yani canlı bir kişisel olarak bir araya geldiğimiz toplantıları yapamadık. İşte bu hafifleme döneminden istifade ederek çok da önemli çalışmalar olduğu için. Çok önemli şeyler var, şimdi konuşacağız onları hepsini. Onları hem basın mensuplarına hem de akademi mensuplarına 2 ayrı toplantıda anlatacağız, paylaşacağız. Akademininki daha enteresan olacaktır herhalde diye düşünüyorum. Çünkü elimde 4 makale var. Yani pandemiyi sordunuz. Pandemi tabii bizi perişan etti. Perişan etti mi yoksa rahat mı çalıştınız? Hangisi? Ya rahat çalışamadık. Aslında çok ilginç. Bizim pandemi sırasında geçen sene laboratuvar kuruluşumuzun 25. yılıydı. Yani 25 senenin öyle büyük bir süreci aslında kutlayacaktık. Tabii onu da kutlayamadık. Ve ilk defa yani bu 25 sene boyunca ilk defa 29 Mart 2020'de laboratuvarı neredeyse kapattık. O kadar. Tabii tamamen kapatamıyoruz. Aslında onunla ilgili bir üzücü bir görsel koymuştum. Çünkü bazı şeylerin devam etmesi gerekiyor. Hayvanlarımızın bakımının devam etmesi gerekiyor. Bazı duramayacak deneyler var hücrelerle ilgili. Fakat onun için bir acil izin şeması yapıldı. Sadece 1 veya en fazla 2 kişi bulunabiliyordu. O da belirli. Kapanmadan ötürü kurallar gereği. Evet, kurallar gereği. Ve bütün kampüs bir hayalet şehre dönüşmüştü. Çok hakikaten üzücü bir görüntü vardı. Fakat bizim yani o dönemden biz en hızlı şekilde az hasarlı nasıl çıkarız diye çok uğraştık ve de üniversitede ilk açılan laboratuvarda biz olduk. Ama yani açıldık derken tabii tamamen açılamadık. İşte bir nöbet sistemi oluştu. İşte 3 gün bir grup, 4 gün bir grup çalışıyordu. Sabah 6 ile 8 arası, gece 11 ile 1 arası her gün gelmek zorunda olanların gelmesine izin aldık zar zor. Yani öyle çetin bir dönem oldu. İnsanların tabii morali çok bozuldu. Özellikle genç arkadaşlar. Uygulama EYT'ler arası farklı gösteren bir uygulama vardı. Evet, evet. Ve yani, siz daha sert önlemlerin olduğu, daha bilime önem veren bir EYT olduğunuz için daha sıkıntı çektiniz galiba. Ya hem öyle hem Harvard Üniversitesi genelde çok muhafazakar davranır her konuda. Bir de yani Harvard Üniversitesi'nin içerisinde de biz kamu sağlığı okulunda olduğumuz için biz o üniversitenin içerisinde en muhafazakar tedbirleri aldık. İşte ölçtük, biçtik, bantlar yapıştırdık. İşte 6 feet aralık olacaktı vesaireydi. Yani öyle bir sıkıntılı dönem oldu. Fakat biz tabii çok şanslıydık. Çünkü bizim en azından araştırmalarımızın işte fonlanmasında, devamında bir problem olmadı. İşte elimizden geleni yaptık çocukları motive tutabilmek için. Hatta Sabri Ülker Sempozyumunu da ertelemiştik. Onu da hibrit olarak, onu da gerçekleştik. İşte bilim ödüllerini vermeye devam ettik. Bir olumlu tarafı tabii bu grubun içerisinde daha fazla kenetleşme oldu. Çünkü başka hiçbir sosyal hayatı kalmadı insanlar. Sadece laboratuvardaki insanlar. O yüzden bazıları bundan olumlu etkilendiler dedim zaten. Yani hiçbir sosyal bir şey kalmayınca tamamen oraya yönelmiş oldu insanlar diye konuşanlar da oldu. O yüzden sordum zaten. Geçelim mi konularımıza? Tabii tabii geçelim. Önce Science'da yayınlanan makaleye gelelim. Gelelim mi? Tamam gelelim. Şimdi bunların hepsine ben baktım. biliyorsun artık bilim adamı olduğum için çok gülüyorum buna. Anladığım kadarıyla soracağım. Hepsini okudum, okumaya çalıştım daha doğrusu. Çünkü bayağı derin mevzular. Anladığım şudur. Şişmanlık vücuttaki enflamasyonu arttırarak enflamasyona dayalı olarak vücuttaki yıpranmayı, harabiyeti hızlandırıyor. Doğru mu anlamışım?
Doğru, evet. Ve buna karşı bunun mekanizması nasıl işliyor? Siz bunu burada büyük oranda anlatıyorsunuz. Nedir şişmanlık ve enflamasyon ilişkisi? Neye sebebiyet veriyor? Ya oradan belki eğer hazırsa... Hazırdır. Yedinci görseli alabiliriz. Yedi arkadaşlarım. Eğer mümkünse. Yani bu bizim ilk laboratuvarı kurduğumuzda, ilk yayınladığımız makale yani. Evet. Bizim laboratuvarımızdan çıkan ilk makale bununla ilgiliydi. O da çok ilginç bir gözlem. Ne olduğunu tam o zaman anlayamamıştık. Fakat şişmanlığa başlayınca, yani yağ dokusu içerisinde depolanan yağ oranı arttıkça, yağ dokusu hiç kendisinden beklenmedik bir şekilde garip bir immün cevap vermeye başlıyor. Sanki bir mikropla karşılaşmış veya yabancı bir cisimle karşılaşmış. Allah Allah, yağ dokusu yağa karşı cevap veriyor. Neye karşı verdiğini bilmiyoruz. Birinci problem, büyük problemlerden bir tanesi buydu. Fakat bu normal, klasik enflamasyona benzemiyor. Çok düşük düzeyde bir şey. Yani kısık ateşte pişirme gibi. Hatta bir gün Murat Yetkin'e bunu anlattığımda bu teyimi o kullanmıştı. Yani bu kısık ateşte mi pişiyor diye. Tam öyle. Hiçbir zaman sönmüyor. Normalde enflamasyon kısa sürmesi gereken bir şey. Yani gelip geçmesi, çözülmesi gerekiyor. Her enflamasyon çözülmediği zaman tahribata yol açıyor. Ama bazı bünyeler zayıf bile olsa enflamasyon yapar. Yapabiliyor tabii. Fakat bu hiçbir zaman süreli kalmıyor. Eğer devamlı olursa zaten ona bağlı başka hastalıklar oluyor. Zayıf insanlarda da, yani kilodan bağımsız olarak. En bilineni galiba kemik hastalıkları. Kemik hastalıkları, bazı otoimmün hastalıklar gibi hastalıklar. Bu şişmanlıkta meydana gelen enflamasyonun bir özelliği de, normalde enflamasyon enerji tüketimini arttıran bir şey, enerji gerektiren bir şey. Fakat şişmanlıkta çok ilginç olarak enerji tüketmeden, yani soğuk bir şekilde gerçekleşiyor. Dolayısıyla o avantajı da kaybetmiş bir şekilde dokunun içerisinde bu işlem devam ediyor ve hormonların kontrolünü bozmaya başlıyor. Bunların en başında da insülin geliyor. Yani insülinin kendi reseptörü aracılığıyla verdiği sinyallerin sağlıklı olmasına engel olmaya başlıyor. Bunun sonucunda da işte karaciğerden daha fazla şeker üretiliyor. Pankreas hücrelerinin insülin salgılama ritimleri bozuluyor. İnsülin direnci başlıyor. İnsülin direnci başlıyor. Mesela buna bağlı birçok problemler oluyor. Bunun ilk başladığı yer, yani bu 25 sene önce söylenen yağ dokusu. Fakat daha sonraki süreçte bir sonraki görsele geçersek 8'de bu aynı görseli geçen geldiğimde de göstermiştim. Diğer metabolizmayı kontrol eden merkezlerde de meydana geliyor süreç içerisinde. Yani, örneğin beyinde de böyle bir kronik iltihaplanma durumu oluyor. Fakat beynin özellikle şeker metabolizmasını, enerji metabolizmasını kontrol eden merkezlerde ve bu merkezlerde özelleşmiş hücrelerde görülüyor. Pankreasta da oluyor ve beta hücrelerinin fonksiyonunu bozabiliyor. Dolayısıyla yani metabolik kumanda merkezlerini hedef alan garip bir enflamasyon ortaya çıkıyor. Bununla ilgili, yani bunun ne kadar büyük bir saha olduğunu belki ifade etmek için bir rakam verebilirim. Yani 1991, 92, 93 senelerinde mesela bu anahtar kelimelerle bir tarama yapsanız bir iki tane makale buluyorsunuz. Bugün bir tarama yaparsanız 600-700 bin tane makale buluyorsunuz. Yani koskoca bir sahaya dönüşmüş vaziyette. Tabii bunun içerisinde çok nüanslar var. Bununla ilgili çok tartışmalar da var. Yani bu böyle yerleşmiş bilgi olma düzeyinde değil henüz. Bunun da sebebi bir, çıkış mekanizmasının iyi anlaşılamamış olması. İkincisi de insan da bunu direkt olarak hedefleyen yaygın bir tedavi yönteminin henüz ortaya çıkarılamamış olması. Aslında bu ikincisi de birinci sorunun bağlı. Eksikliğine bağlı. Bizim peki mesela de... bu sizin ilk makaleden bir tanesi bu merkezin. 20 küsur yıl geçti. Hiçbir aşama kaydedilmedi mi orada? Tabii çok aşamalar kaydedildi. Yani örneğin şişmanlık sırasında çıkan metabolik stresin nasıl algılandığı, hangi yollardan geçtiği,
insülin sinyalini nasıl bozduğu vesaire gibi konularda pek çok ilerlemeler kaydedildi. Yüzlerce immün molekülün metabolik sistem üzerindeki etkisi gösterildi. Arkasından yeni bir saha daha doğdu. İmmün hücrelerin kendilerinin metabolizması da onların immün cevabını değiştirebiliyor. O ne demek? Yani bir T hücresi diyelim. Bu enerji depolama veya yıkmakla ilgili bir faaliyet yok. Fakat T hücresinin kendi içerisindeki enerji akımı, enerjinin hangi atomlardan, hangi kaynaklardan geldiği, nasıl aktığı hücre içerisinde, onun örneğin zararlı bir T hücresi faaliyeti mi göstereceğini, yararlı bir T hücresi faaliyeti mi göstereceğini belirleyebiliyor. T hücresinin zararlısı da mı var? Var. Tabii bir takım örneğin alerjik durumlarda, otoimmün hastalıklarda veya yetersiz kaldığı, öldürmesi gerektiği durumlarda bunun içerisindeki enerji akımıyla çok önemli etkisi var. Aynısı örneğin çöpçü hücreler diye bilinen makrofajlar için geçerli. Yani makrofajlar hem tamirat yapabiliyor hem tahribat yapabiliyor. Bu iki yoldan hangisine gideceğinde çok önemli etkisi var içerisindeki metabolizmanın. Yani hem immün sistemden metabolizmaya doğru önemli bir etki var, hem metabolizmadan immün cevabın kontrolüne yönelik önemli bir ve şişmanlık bunların hepsini bozuyor. Bu onları bozuyor. Şişmanlıkta bu sistem büyük ölçüde bozuluyor. Evet, her iki doğrultuda da bozulabiliyor. Zaten biliyoruz, bu pandemi döneminde de yaşadık. Şişmanlık bu sebeplerden dolayı da çok büyük bir risk faktörü oluşturuyor. Sadece SARS-CoV-2 için değil, diğer enfeksiyon hastalıkları için de. Buradaki yani bu nedenle mi mesela bu nedenle mi şişmanlarda daha yüksek enflamasyon, daha yüksek septik şok meydana geldi? Bu şeyde COVID sırasında bu mudur aslında onun temel? Ya bunu kesin olarak söylemek mümkün değil. Fakat şişmanlıkta yani iki ucu keskin bir bıçak gibi şişmanlık. Hem yabancı organizmalara karşı, patojenlere karşı cevapta zafiyetler gösteriyor bu metabolik akımlar sebebiyle. Dolayısıyla ilk cevapta zafiyet gösterebiliyor. İkincisi zaten enflamatuar bir zemin olduğu için şişmanlığın kendisinde çok aşırı tahribat yapan immün cevapların ortaya çıkması da mümkün oluyor. Üçüncüsü de zaten şişmanlığın kendisinin çok ilginç bir konu yani hala üzerinde çalışılan iyi anlaşılmamış bir konu. Şişmanlığın kendisinin solunum sistemi üzerinde büyük fonksiyon bozuklukları yarattığını biliyoruz. Evet, o biliniyor zaten. Dolayısıyla her açıdan büyük sıkıntı, bir tehlike oluşturuyor. Galiba şişmanlık en önemli hastalık aslında galiba. Ya hem çok önemli, birçok probleme zemin tuttuğu için ve de çok yaygın olduğu için. Yani giderek de daha arttığı için. Evet, şimdiye kadar yani dünyanın hiçbir yöresinde ne şişmanlık ne de şişmanlığa bağlı hastalıklarda bir azalma görülmüyor. Örneğin diyabet hala yükselmeye devam ediyor ve dünyadaki bütün bölgelerde hala yükseliyor. Sizin yani sorduğunuz soruya geri dönersek, evet, bu uzun girizgahtan sonra belki 9. görsele geçersek, burada aslında çok yani bir görüntü getirdim. İnsanların belki gözünde canlanmayabilir. Yani yağ dokusunda enflamasyon ne demek? Yani buradan belki oraya kadar kalkıp yürümemize gerek arkamıza yok. Arkamıza verebilir. Arkamdaki şeye verebiliriz arkadaşlar. Hocam burada gösterebilirsin. Bak şurada gösterebilirsin. Oraya kalkıp gelebilir miyim? Tabii kalkabilirsin. Hı. Orada bir de şeyimiz de var. Çubuğumuz da var. Altta. Yani bu bir şematik görüntüsü yağ dokusunun. Yağ hücreleri var. Yağ hücreleri... Hocayı çekebilir miyiz? Etrafında dolaşan kan damarları var. Normal yağ hücresinin... Öğretmen, öğretmen. Yağ dokusunun içerisinde de immün hücreler bulunuyor tek tük. Bizi dinlemiyor. Heh, tamam. Bu bir şematik görüntü. Aha. Gerçek görüntüye bakarsak, yani yağ dokusundan bir kesit alırsak, normal yani zayıf bir yağ dokusundan veya genç bir yağ dokusundan. İlginç olan şişmanlıkla yaşlılıkta aynı değişiklikler meydana geliyor. Allah Allah. Yani burada gördüğünüz şu küçük mor noktalar yağ dokularının çekirdekleri. Hı hı. Bunun dışında çok az hücre görüyoruz burada. Hı hı. Yani bu tek tük hücreleri görüyoruz. Hı hı. Burada yağ hücreleri hangisi? Yağ hücreleri şu. İçleri tamamen dolu olan. Tamam. Bu beyazlar. Burada gördüğünüz de şişman veya yaşlanmış İkisi yağ aynı. Dokusu.
Ve burada gördüğünüz bütün bu mor bölge iltihap. Yani bunun tamamı enflamasyon yani. Enflamasyon yani immün hücreler gelmişler, hücrenin içine saldırıyorlar. Hatta bakın buradaki bir yağ hücresini yemişler. Evet. Ve işte tüketiyorlar. Bunu yavaş yavaş yiyorlar. Bunu epeyce bir ufaltmışlar. Yani bu aslında muazzam bir görüntü yani. Ve yaşlılık ve şişmanlık sonuçları aynı. Bu tablo hem yaşlılıkta hem şişmanlıkta ortaya çıkıyor. Yani bu da demek ki şişmanlık hızlı yaşlandırıyor aslında yağ hücresine baktığımız zaman. Evet, ya da evet şişmanlığı hızlandırılmış bir yaşlılık durumu diye görebiliriz. Birçok yaşlılıkla beraber ortaya çıkan sağlık problemi... Peki bu bütün yağ hücrelerinde mi yoksa aşırı beslenmiş yağ hücrelerinde mi? Bu yağ dokusunun tamamında ortaya çıkıyor. Fakat depolara göre, örneğin karın içerisindeki yağ deposunda çok belirgin olarak oluyor. Gözüküyor. Cilt altı yağ dokusunda daha az belirgin olarak gözüküyor. O yüzden gözüküyor. De göbek çevresi şişmanlığının daha evet. kötü olmasının sebebi de bu. Evet, yani cilt altı dokunun o kadar büyük tahribat yaratmadığı yönünde görüşler var. Bu durum, biraz önce ifade ettiğim şey nasıl ortaya çıkıyor? Yani bu yağ dokusunda ne oluyor da bu hücrede? Bu immün cevabı tetikliyor ve bu sönmez bir şekilde burada devam ediyor. Bunu biliyor muyuz artık? Bunun ilk yaptığımız çalışma bununla ilgili bir buluş. Orada gösterdiğimizde belki bir sonraki görsele geçebilirsek hazır buradayken. 9 muydu bu? 10'du bu galiba. 9 muydu? 9'du. Burada evet. Yani buradaki her şeye bakmamıza gerek yok ama burada bulduğumuz şey şu. Daha önce de bizim bu merkezde yaptığımız bazı çalışmalarda şişmanlıkta hücrenin içerisinde kalsiyum trafiğinin bozulduğunu görmüştük. Örneğin karaciğerde. Karaciğerde bunun esas olarak rol oynadığı fonksiyon şeker kontrolü. Yani kontrolsüz şeker üretiminde bu kalsiyum trafiğindeki bozukluk önem taşıyor. Fakat bu konuyla ilgili yağ dokusunda yapılmış bir çalışma yok. O çalışmanın olmamasının sebebi de yağ dokusu çok zor çalışmak için. Yani görüyorsunuz sitoplazma diye bir şey yok, yok neredeyse. Hepsi yağla dolu. Fakat bunu işte bu bundan bir önceki görsele bir geçebilir tekrar miyiz? Tekrar geri dönelim arkadaşlar. Evet geldik. Pardon bir sonrakine geçelim o zaman. Sonra ona geri dönelim. Bu çünkü bu çalışmayı yapan... Bir sonraki mi bu mu? Bir sonraki. Bir sonraki arkadaşlar. 11. Bu arkadaşı göstermek istiyorum da o yüzden buraya geldim. Bu Ekin Güney, İstanbul Tıp Fakültesi mezunu bir arkadaşımız. Bizim de ilk iki İstanbul Tıp Fakültesi öğrencisine Sabri Ülker bursu vermiştik. Onlar ilk katılan gruptu. O arkadaşlardan bir tanesi bu problemi çözdü. Orada da tekrar geri dönersek iki slide geriye. Bulduğu şey bu yağ dokusunun içerisinde... Burası tamam. Yağ dokusunun içerisinde bu kalsiyum trafiğinden sorumlu IP3R12 diye iki tane kanal var. Yani bunun ne olduğunu tarif etmemiz önemli değil. Fakat bunlar hem endoplazmik retikulumla sitoplazma arasında kalsiyum trafiği yapıyor, hem endoplazmik retikulumla mitokondriya arasında trafik yönetiyor, kalsiyum trafiğini. Bu kanallar kaçak yapmaya başlayınca veya miktarları çok artınca o zaman kalsiyum çok hassas dengede bulunması gereken bir şey. O hassasiyet bozuluyor. Yani şişmanlıkta burada gördüğümüz şey, yani bu biraz çok ayrıntı gelebilir ama yani çok net olarak görüyorsunuz. Yani bu reseptörlerde, yani kanallardan biri bu, R1, diğeri de R2. İkisi de şişmanlarda çok artıyor yüz düzeyleri. Tabii bu miktar bu kadar artınca bu kanallar kaçak yapmaya başlıyor. Sitoplazmaya doğru kaçak yapıyorlar. Kaçak yaptıkları zaman da burada bir başka kalsiyum kaçağı mı oluyor? Kalsiyum kaçağı oluyor hücrenin içerisinde. Yani kalsiyumun endoplazmik retikulum denen kompartmanda durması gerekiyor. Yani güvenli olarak durması gereken yer o. Faaliyet içinde şey. Oradan kaçak yapmaya başlayınca bu enflamatuar yanıt ortaya çıkıyor. Peki bu arada kandaki kalsiyum oranında artıp aynı zamanda damar tıkanıklığı ve damarlardaki sertleşmeye de sebebiyet veriyor mu? Bu onunla alakalı yok. Tamamen hücrenin içerisinde, olan bir şey. Bunun da ispatını işte yani çok zor bir deney yapıyor Ekin. Ana Paula Arıda ile beraber. O da bu
eşit birinci yazarlar bu çalışmada. Yani bir farenin sadece yağ dokusundan, diğer dokularından değil, sadece yağ dokusunda bu iki reseptörü ortadan kaldırıyor. Diğer her yerde normal olarak duruyor. Gördüğünüz gibi bu yağ dokusu da bu enflamatuar görüntüsünden buna dönüşüyor. Yani o reseptörü kaldırdığınız anda hücre kurtuluyor. Hücre bu enflamasyondan kurtuluyor. Ve de insülin direnci derdinden de kurtuluyor. Tabii ki bu farede. Daha insan bilmiyoruz. Bu hayvanlar zayıflamıyor, çok ilginç. Yani şişman kalmaya devam ediyorlar. Hatta bazıları daha da şişman oluyor. Ama onun yarattığı sorunlardan kurtuluyorlar. Şişmanlığın sorunlarından kurtuluyorlar. Şişmanlık devam ediyor, sorunları bitiyor. Çok iyi. Buradaki bizim heyecan duymamızın nedeni, belki yani böyle bir yayına sebep vermesinin nedeni de, insanda yapılan genetik taramalara bakarsanız, insanda bu aynı kanalda bir mutasyon var. Bulunmuş. Çok az sayıda insanda bulunuyor. Ve bu insanlarda sağlıklı şişmanlık tablosu ortaya çıkıyor. Yani şişman olduğu halde sağlığını aynen koruyabiliyor. Biz de eğer yani bu iki, şu anda tabii sebep sonuç ilişkisini oluşturabilmiş değiliz, ama bu iki olay birbiriyle ilintiliyse, bu gördüğümüz biyoloji insanda da aynen gerçekleşiyor. Öngörüsünü veriyor. Peki bunun insan deneyleri ne zaman başlayabilir? Bunun insan deneyleri aslında hemen başlayabilir, çünkü yani bu teorik olarak hemen başlayabilir. Çünkü bu kanalları durduran moleküller var. Sadece insanda ne kadar güvenle kullanılabilecek, o bilinmiyor. Genetikisi ne olur, onlar bilinmiyor. Evet. Zaten şu anda çok yaygın bir faaliyet var. Sadece bu kanallar değil. Bir de mesela Serka diye bir başka kanal var. O da endoplazmik retikulumunu içine çeken, yani trafiği geri döndüren bir şey. Onda da problem oluyor şişmanlıkta. Dolayısıyla sadece endoplazmik retikulumda kaçış değil, geri döndürmede de problem var. Mesela ona yönelik, onu harekete geçirici bazı kimyasal araçlar da mevcut. Bu aynı zamanda insülin toleransındaki bozulmayı da düzeltiyor. Dediğim gibi deneysel olarak klinik öncesi hayvanlarda bunu görüyoruz. İnsanlarda buna işaret eden çok kuvvetli bir delil var. O da doğanın yaptığı bu mutasyon. Yani mutasyon. Fakat neticede bu bir tabii tedavi yönüne gidecek mi gitmeyecek mi, bunu zaman gösterecek. Fakat bu sorunun cevabını bulduğumuz için, en azından bir cevabını bulduğumuz için bize heyecan veren bir çalışma. Tabii bu daha yıllar sürecek bir çalışmanın herhalde ilk adımı. İlk adımı, evet. Şu sopamızı elimizde tutalım. Sopanız çok güzel bu arada. Evet, onu bir kahveci bize hediye etti. Bilardo usta. Bunu kapatabilir miyiz? Tabii. Onu kapatabiliriz. Burada konuşacağım bir şey kalmadı. Evet. Şimdi bu sel metabolizmi konusunu zaten geçen programda büyük ölçüde ele almıştık. Evet. O da şu, hücreler arasında bir haberleşme trafiği var. Yani hücreler birbirlerine bilgi iletiyorlar ve birini etkileyen stres, diğerini, daha doğrusu birine uygulanan stres hızla diğerlerine de nakledilebiliyor idi. Evet. Bu onun zaten biraz gelişmişi. Onun evet birinci kısmının bitmiş hali. Orada belki 13. görseli kullanabilirsek, hem de yani arkadaşlarımıza kredilerini de veririz. O da bir üçlü bir grup vardı. Hatta buna bizim laboratuvarda kahve grubu derler. Bunlar çünkü çok hep beraber çalışıyorlar ve hep çok kahve içiyorlar. İşte Amir Tiroş, Ediz Çalay ve Gürol Tunçman. Onların beraber yaptıkları bir çalışma. Gürol arkadaşımız hala bizle. Diğerleri artık bağımsız çalışmalarını sürdürüyorlar. Yani ben onun başlığını şöyle koydum. Yani iletişim ve stres, mahallenin önemi diye. Yani iletişim, yanlış iletişim, doğru olmayan yöntemlerle dağıtılınca, o zaman organların bununla baş etmesi zorunda. Yanlış iletişim ne demek? Vücutta. Yanlış iletişim, yani burada bizim gördüğümüz, geçen sefer 14. slayda gidersek... 14 arkadaşlar hazırsam. O zaman bu slaytı göstermiştim. Yani bir tane hiç stresle karşılaşmamış bir hücre grubunun ortasına bir iki tane çok stresli hücre atınca, o hücreler kendileri hiç stres görmemelerine rağmen stres işaretleri vermeye başlıyorlar.
Bu tabii çok... Bir hücre, pardon lafınızı kestim ama, bir hücre niye stres görür? Pek çok sebeple görebilir. Burada bizim kullandığımız stres tarzı endoplazmik retikulum stresi. Ama hücrelerin içerisinde DNA hasarına bağlı stres de olabilir, enflamasyona bağlı stres de olabilir, oksidatif stres de olabilir. Yani pek çok stres farklı kaynağı olabilir. Stres olabilir. Burada bizim kullandığımız endoplazmik retikulumdaki fonksiyon bozukluğunun yarattığı stres. Bunu çalışmamızın sebebi de bunun çok önemli olduğunu biliyoruz. Bu ne hücre? Hangi organ hücreleri bunlar? Bunlar heterolog hücre deniyor. Bunlar ha, yani fark etmez. Farklılaşmış, özelleşmiş hücreler değil. 293 hücreleri diye çalışması kolay olan hücreler. Ama bunun devamında aynı olayı tabii ki karaciğer hücrelerinde gösterdik. Bunun iki şeyi olabilir. Yani iyi de olabilir bu. Yani bir stresli bir öncü diye düşünebilirsiniz bu gelen şeyi. Diyebilir ki arkadaşlar hazır olun. Hazır olun. Bir stres geliyor. Önlemleri alın ki ucuz atlatın bu işi. Diğeri de boş yere telaşe... Yani birisi haber veren bir gazete olabilir. Diğeri ise ortalık karıştırmaya gelmiş bir dış güç faaliyeti olabilir gibi. Böyle o şekilde kullanılabilir. Yani bu doğru bir analoji. Bu durumda yani karaciğerde bu ikinci seçenek olduğu ortaya çıktı. Çok ilginç bir şey. Yani bu gereksiz panik yaratıyor. Yayılımı yaratıyor. Ve bunun için bir sonraki görsele geçebiliriz. Orada özeti var. bu ilk önce Amir Ediz ve Gürol bu stresin geçtiğini gösterdiler. Ondan sonra stresin hangi kanaldan geçtiğini buldular. O da bir hücreler arasında connection denen yani bağlantı yapan bir kanal sistemi var. Bu kanaldan seyahat eden bir sinyal var. O sinyalin ne olduğunu bilmiyoruz. Bilmiyorsunuz aslında. Bilmiyoruz. Fakat bildiğimiz bu kanalı kapatırsak bu stres yayılmıyor. O kimyasal bir Kimyasal olarak da kapatabiliyoruz, genetik olarak da kapatabiliyoruz. Tabii ki deneysel ortamda yine. Bu sinyalin yayılımını durdurduğumuz zaman karaciğer sağlıklı kalıyor. Yani o stresle karşılaşmasına rağmen karaciğer yağlanması meydana gelmiyor. Buradan da vardığımız sonuç, yani bunu makalede de bu şekilde biraz daha formal bir dille yazdık. Yani gereksiz ve yanlış iletişim bazen stresi arttırıp fonksiyonu bozabiliyor. Yani olması gerekenden daha fazla tepki gösteriyor karaciğer evet. Ve normalde yağlanacağından mesela birkaç kat daha fazla yağlanıyor. Etkenlere bağlı olmaksızın. Etkenlere bağlı olmaksızın, doğru. Yani örneğin bu kanal kapandığında bütün o karaciğer yağlanmasını ve ona bağlı problemleri yaratan sebepleri değiştirmiyoruz. Onlar aynen duruyor. Fakat o görselde biraz küçük kalmış ama bu kanalın durduğu karaciğerler çok daha sağlıklı kalıyor aynı koşullar altında. Peki yağlanmıyorlar. Karaciğer bu kanalları kestiniz, karaciğer strese girmedi ve yağlanmadı. Evet. Ama karaciğer yağlanmasını gerektirecek alışkanlıklar demeyeceğim. Beslenme rejimi değişmedi kişinin veya işte yüksek alkol, yüksek şeker tüketimi devam ediyor. Yine de yağlanmıyor mu? Ya bunu söyleyemeyiz çünkü hiçbir şeyin sonsuza kadar koruyucu bir etkisi olamaz. Olmadı. Yani aslında çok iyi oldu bu uyarıyı yaptınız sevgili Fatih. Çünkü bazen ben bunları heyecanla anlatınca sanki yani nasıl yaşarsanız yaşayın her şeyden sizi koruyacak yöntemler var gibi düşünülebiliyor. Tabii böyle bir şey yok. Yani bunlar insanlara fırsat vermek için. İkincisi de ölümcül noktalara ulaşmalarına engel olmak için. Ama hiçbir müdahale yani böyle korkunç bir devamlı sisteme giren stresi yaşamın sonuna kadar kontrol etme yeteneğine sahip olamayacak. Çok büyük olasılıkla. Dolayısıyla bunların bir alternatif gibi düşünülmemesi lazım. O çok yanlış bir mesele. Bunu şeyden de sordum. Hani burayı engellediniz diyelim. O zaman başka bir yerde başka bir sıkıntı sebep olmaz mı? Tabii. Zaten onu bir trafik döngüsüne benzetebilirsiniz. Yani bir yolu kapatınca metabolik sistemler mutlaka başka bir yol açıyorlar. Veya bir yerde bir kaza olursa bir alternatif yol açıyorlar. Oradan gitmeye başlıyorlar. Bunun tabii en önemli örneği tümör hücreleri. Yani tümör hücreleri bu işin artık uzmanı... Doktor olmuşlar evet. Uzmanı olmuşlar. Yani enerji kaynaklarını, karbon kaynaklarını, beslenme kaynaklarını... Hatta oksijenlerini bile kesseniz başka yollar bulup kaçabiliyorlar. Yani o da işte metabolizmanın hakikaten hem büyüleyici
hem de çok zor, zor ve tehlikeli olan tarafı, bir kısmı. Evet. Burada kaldı mı ekstra bir şey konuşacağımız üstünde? Burada belki bir tek şey söyleyebilirim. Yani burada hani buradan nereye gidiyorsunuz dediğinde, bu tabii bu projeyi bu arkadaşımız Amir takip ediyor. Onun da şu anda hedeflediği sorulardan biri, bu kanaldan geçen sinyalin ne olduğu. Yani bir şey geçiyor oradan, biliyoruz ama ne olduğunu bilmiyoruz yani. Peki Gökhan'cığım, bu bütün şeyler için geçerli, bütün hücre tipleri için geçerli bu. Yani buradaki çalışma sinir hücrelerindeki benzer şey veya beyin hücrelerindeki benzer şey için de geçerli mi? Aynı şekilde geçerli değil. Çok ilginç. Örneğin yağ dokusunda da bu kanallar var. Fakat yağ dokusunda bir önceki göreve hizmet ediyorlar. Yani yağ dokusunda sinyali verdikleri zaman yağ dokusunu hazırlayıcı bir rol oynuyorlar. Hmm. En azından beyaz yağ dokuları için. Dolayısıyla sistem çalışıyor fakat sonuçları doku veya hücre tipine göre farklı olabiliyor. Tabii bütün hücreler için bilmiyoruz. Şu anda bildiğimiz o bizim yaptığımız bir çalışma değil. Başka bir grubun yaptığı çalışma. Yağ dokusu ve karaciğer dokusunda olduğu biliniyor. Bu kanal sistemlerinin pek çok hücrede var olduğunu biliyoruz. Uyum sağlamak için önem taşıdığı da biliniyor. Fakat yani metabolik anlamda ne tarafta iyiye çalışıyor, ne tarafta kötüye çalışıyor, o bilinmiyor. O henüz bilmiyoruz da. Evet. Şimdi gelelim benim en çok ilgimi çeken konulardan birine. Nature'da yayınlanan makalenize. Bu yeni bir makale. Geçen programda bu henüz daha yoktu ortalıkta. Yoktu, evet. Bunlar eğer hangi makaleyi tutuyorsunuz bilmiyorum ama o Aralık ayında yayınlandı. Aralık ayında. 2020 aralığında yayınlanmış makale. Bu makalede benim anladığım şudur. Yağ hücrelerinde üretilen bir hormon. Daha doğrusu bir hormon kompleksi ya da kompleks bir hormon. Farklı moleküllerden oluşan, tek bir molekülden değil, farklı moleküllerden oluşan bir hormon. Ve bu hormon hem karaciğer hem de pankreas hücreleri üzerinde negatif bir etki yaratmaya başlıyor süreç içerisinde. Ancak ilginçtir, bu düzeltilebilir bir noktaya da çevrilebiliyor, evet, diye anladık. Doğru mu anladık? Doğru. Peki bu ne demek? Ne anlama geliyor bu? Tamam, bunda 16. görsele gidebilirsek eğer hazırsa. Bizim 11 sene önce bulduğumuz bir hormon vardı. Bu görseli de sizin geçen programda göstermiştim. Çünkü çalıştığımız hemen hemen her şey hep immün sistemle metabolizmanın ortak noktalarına dayanıyor. Bu molekülle çalışmamızın sebebi de çok ilginç. Yani bu molekül bir yağ hücrelerinde görev yapıyor, bir de makrofaj denen immün hücrelerde görev yapıyor. Ve bu her iki hücrede de hücre farklılaşırken esas fonksiyonu ortaya çıkıyor. Veya bir aktivite için zorlandığında, örneğin makrofaj bir mikropla karşılaştığında veya kötü yağ asitleriyle karşılaştığında ortaya çıkıyor. O yüzden çok ilgimizi çekiyordu. Fakat yani bizim bununla çalışmaya başlamamız, bu da yani 25 sene önce. Bunun ilk 15 senesinde biz bunu hep hücrenin içerisinde faaliyet yapıyor diye düşünüyorduk. Sadece biz değil, yani bütün saha da öyle düşünüyordu. Fakat bu proteine bağlı karaciğerde ve pankreasta etkiler görüyoruz. Hep merak ediyorduk, yani nasıl acaba yağ dokusunda bir şey yapıyoruz, orayı etkiliyoruz diye. Sonunda ortaya çıktı ki, bir sonraki görsele geçersek, bu aslında hücre içinde görev yapan değil, hücreden salgılanan bir hormon. Hmm. O zaman FAP4 diye burada da isim vermiştik. Yani tiroidde, böbrek üstü bezde, o bildiğimiz yerlerde değil, yağ hücreleri içerisinde salgılanan bir hormon bu. Evet. Yani hem böyle bir özelliği var, hem de hormona benzemiyor yapı olarak. Yani normalde ne farkı var? Normalde bir proteinin salgılanması için klasik hücre biyolojisinde onun salgılanma trafiğini kontrol eden bir küçük işareti oluyor. Bu o işaretin varlığından zaten anlıyorsunuz. Mesela bu protein, diyorsunuz ki salgılanan bir protein. Bu molekülde böyle bir sinyal yok. Dolayısıyla hiç kimsenin aklına gelmemiş yani bunun salgılanabileceği. Ve de yepyeni bir mekanizmayla salgılanıyor.
vücut. Yağdan çıkıyor yani bu. Yağdan çıkıyor fakat normal bildiğimiz tarif edilmiş yoldan çıkmıyor. Çok garip bir ara yol kullanarak çıkıyor. Hatta onun yani mekanizmasını da Randy Shackman diye çok önemli bir hücre biyolojisti var. O buldu. 2017'de Nobel ödülü almış birisi. Yani lizozom üzerinden hareket ediyor. O şekilde hücre dışına çıkıyor. Bunu anladıktan sonra tabii bunun üzerine çok... Bunu anlamanın önemi ne? Bunun anlamanın önemi ilk bizim heyecan duymamızın nedeni bu molekülün salgılanması sadece yağ hücresindeki yağ depoları yıkılırken meydana geliyor. Yani enerji vücuda salınırken onunla beraber seyahat eden hormon tabiatındaki ilk molekül bilinen bu. Yani normalde o zaman yağ hücresinin içinde hapis. Evet. Yağ hücresi dağılınca bu hapisten kaçıyor. Evet. O zaman şu sonuç çıkmaz mı? Şişmansınız, zayıflamaya kalkışmayın, spor yapmayın, yağ hücrelerini tahrip etmeyin. Doğru değil. Şu açıdan doğru değil. Yani tabii başka bir tahribat yolu ile çok fazla miktarda kana karışırsa tabii olabilir. Yani tamamen reddetmemem lazım. Fakat şişmanlık için böyle olmadığını şuradan biliyoruz. Aslında şişmanlık tabii yağlar büyüdüğü için ve biriktiği için hep depolama ile ilgili bir problem olarak algılanıyor. Fakat yağ hücresinin kendisine bakarsanız şişmanlıkta kontrolsüz bir yağ yıkımı da mevcut. Evet, doğru. İnsülin çünkü en önemli baskılayıcı yıkımı insülin. Bu sinyal kaybolduğu için bir de stres sinyalleri de üzerine eklendiği için yağ dokusu devamlı olarak bir yıkım özelliği gösteriyor. Lipoliz denen yani trigliseritleri yıkarak sisteme yağ asitleri salgılıyor. Bu süreç tabii bu böyle bir döngü olduğu için de devamlı bunun kandaki düzeyi yükseliyor şişmanlık boyunca. Peki o zaman şimdi bir şeyi hemen sormam gerekiyor. Şimdi mesela bazı cerrahi operasyonlarla liposuction gibi yağ hücreleri vücuttan alıyorlar. Bu gibi şeylerin bunun üretimine negatif bir etkisi olur, pozitif bir etkisi. Yani hücreler vücuttan çıkınca bundan kurtulur muyuz? Vücuttaki yağ oranı ile direkt olarak orantı gösteriyor bu hormonun kandaki düzeyi. Ve çok yüksek bir pozitif ilişkisi var. Oradaki bilmediğimiz nokta, yani o cerrahi müdahale yapılırken bir kaçak oluyor mu? Yani tabii ki orada bazı yağ hücreleri yıkılıyorlar. Oluyor. Ve çok yüksek miktarda bulunuyor yağ hücresinin içerisinde. Bu sorunun cevabını bilmiyoruz. Fakat kilo kaybı veya yağ dokusu azalmasıyla beraber bu hormonun düzeyleri normale doğru alçalıyor. Yani fakat, zayıflamak, yağ kaybetmek bu düzeyi alçaltıyor. Alçaltıyor fakat kazanımdan çok daha yavaş oluyor ilginç bir şekilde. Artış daha hızlı yani. Evet, artış çok daha hızlı ve kalıcı oluyor. Geri döndürmek daha uzun süreçler alabiliyor. Yani bu peki bilgiler... özür dilerim lafınızı kestim. Bu molekülün moleküle karşı bir ilaç bunu nötralize edecek, bunu zayıflatacak, bunu ortadan kaldıracak bir takviye bir şey bulunabiliyor mu? Var mı bildiğiniz? Bulunabiliyor. Zaten işte bu kanda dolaşan bir versiyonu olduğunu biz fark ettiğimiz zaman tabii ki ilk heyecan duyduğumuz şey yani buna karşı hemen bir antikor tabiatında bir müdahale yöntemi gerçekleştirebiliriz. Eğer bunu da gerçekleştirebilirsek bu çok etkin bir tedavi olabilir. Çünkü pek çok metabolik hastalıkta rolü var. Onu biliyoruz yani yaptığımız genetik modellerden. Bir de insan üzerindeki, örneğin kardiyovasküler hastalıklarda, aterosklerozda çok önemli rolü var. Karaciğer yağlanmasında çok önemli rolü var. Beta hücrelerinin korunmasında çok önemli rolü var. Fakat anlayamadığımız şey, yani burada, bu kaldığımız yer burasıydı en son size anlattığımda. Anlayamadığımız şey, birincisi bu kadar basit bir molekül, yani bu içerisinde yani 14 kilo dalton ağırlığında küçücük, hiçbir bilinen enzimatik bir fonksiyonu olmayan sıkıcı bir molekül yani. Bu tipinden beklenmeyecek bir iş yapıyor. Evet. Yani bu nasıl gerçekleşebilir? Ve de neden vücuda enerji verilimi gibi çok önemli, yani yaşamın idamesi için çok önemli bir fonksiyon
sırasında neden sadece bu hormonu görüyoruz? Yani bunun mutlaka çok önemli bir rolü olması lazım. Buradaki çektiğimiz problem, bunun nasıl çalıştığını bir türlü anlayamıyorduk. Çünkü vücuttan çıkınca, yani vücuttan çıkmış olan proteini işte karaciğer hücresinin üzerine koyarsak orada tutarlı bir fonksiyonunu göremiyoruz. Vücudun içerisinde çok daha güçlü fonksiyonlarını görüyoruz. Dışarı çıkınca bir şeyi kaybediyoruz. Birinci kafamızdaki büyük problem buydu. İkincisi, biz bu moleküle karşı bir antikor yaptık sonunda. Ve bu antikoru verdiğimiz zaman hakikaten genetik olarak bu geni ortadan kaldırmaya çok eş değer bulgular elde ettik. Pozitif bulgular. O zaman da... Bu gen derken bu molekülün üretilmesini sağlayan gen. Sağlayan gen, evet. O zaman... Bu gen herkeste var. Bu gen herkeste var. Çok az, yani düşük sayıda, özellikle Kuzey Avrupa menşeli insanlarda %4-%5 oranında yarı fonksiyonunu kaybetmiş bir mutasyon var. Bunu aslında daha sonra söyleyecektim ama şimdi söyleyeyim yeri gelmişken. Yani bu insanlar da çok sağlıklı oluyorlar. Mesela diyabete karşı direnç gösteriyorlar. Gerçekten. Kalp hastalıklarına karşı direnç gösteriyorlar. Yani burada da doğanın yaptığı bir deney var. Yani biz bunu normalleştirebilirsek bunun çok etkili olacağını biliyoruz. Çünkü o deney insanda yapılmış. Mutasyonlar yapılmış zaten. Yapılmış ve de ömür boyu da bu insanlara bir şey olmuyor. Yani buradan da uzun süreli kullanımın bir güvenlik problemi olmayacağını biliyoruz. Fakat yani bu geni ortadan kaldırırsak, bu geni engellersek ileride bir yan etkiyi, bir başka bir sebebiyet vermeyeceğini doğanın yapmış olduğu mutasyonu biliyoruz. Yani kaldırırsak'ı bilmiyoruz ama yarıya kadar kesersek bunun güvenli olduğunu biliyoruz. En azından bundan riski eminiz. Azaltıyorsun. Evet. Fakat burada bir sıkıntılı konu, yani biz bu antikoru daha sonra yapısını çözdüğümüz zaman çok garip bir antikor olduğunu gördük. Yani biz bunu aslında bulduktan sonra bunu insanlara götüreceğimizi düşünüyorduk. Biraz evvel programa başlamadan önce konuştuk. İnsan çok duvarlara çarpabiliyor. Özellikle insana geçiş sürecinde. O zaman da yani bu antikor normalde bir protein diyelim ki şöyle bir yapıda. Antikor da böyle bir yapıda. Geliyor kalıyor. Bunun bu şekilde yakalamasını bekliyoruz. Yani bilinen bütün tedavi amacıyla kullanılan antikorlar bu şekilde çalışıyor. Fakat bizim bu müthiş etkisi olan antikor şu şekilde bağlanıyor. Allah Allah. Dandik yani, bağlanıyor yani. İki ayaklı. Evet, çok bizim beklediğimizin çok dışında bir pozisyonda bu proteinle ilişki kuruyor. Burada da kocaman bir açık alan var. Biz bu yapıyı çözdüğümüz zaman yani X-ray kristalografi yapıp üç boyutlu yapısını çözdüğümüz zaman bu ilişkinin bir de İlk biraz önce söylediğim, dışarı çıkardığımızda görmüyoruz yani etkisini doğru düzgün. O zaman aklımıza şu olasılık geldi. Yani bunun in vitro deneyi olmuyor. Evet, in vivo çok güzel çalışıyor, in vitro'da çok zorlanıyoruz. O zaman da aklımıza geldi ki, bunun bir sebebi var. Burada başka bir molekül daha var. Yani bunun sizin görmediğiniz molekül daha var. Yani bu aslında böyle yapışıyor ama burada başka bir başka protein bir şey daha var, olabilir. Yani bu bir hipotez. Daha hipotez, bu kadar hipotez. Yani bu hipotezi yapınca da 18'e gelelim önce. Çünkü orada bu büyük bir grubun verdiği emek yani. O yüzden bu arkadaşları teker teker söylemek istiyorum. Ya bu çalışmanın birinci ismi, birinci yazarı Casey Prentice. Bu Kanadalı bir postdoc. Sizin ekipten mi? Efendim? Sizin ekipten mi bu da? Bizim ekipte, evet. Şu anda hala bizim ekibimizde. Yannis Haksi onunla beraber çalışan. Yannis Haksi de biraz önce size bahsettiğim Finlandiyalı bir araştırmacı kendisi. Bu FAB4 genindeki mutasyonu bulan kişi. Kuzey Avrupalardaki riskini. Lauren Robertson ve Edith Çalay bizim doktora öğrencilerimizdi. Grace Young'un bu geçiş deneylerini yapan bir çok tecrübeli bir araştırmacımız. Beyza Engin de bizde postdoc yapmış. Şimdi Wisconsin'da kendi laboratuvarını, bağımsız laboratuvarında çalışıyor. Yani birçok insanın katkıları uzun süren bir şey sonucunda ortaya çıkmış bir çalışma. Yani 19. şeye geçersek, bu hipotezi de çözmek için o zaman şöyle bir yöntem kullandık. Bunun ilk deneylerini de Ediz yapmıştı. Bu yine bu bulduğumuz bizim bu garip antikorla kanda dolaşan
bu FAB4 proteinlerini toplamaya başladı. Bunları toplayıp bir biyokimyasal olarak temizledikten sonra bunların içerisinde hangi proteinler var diye mass spektroskopi deneyleri yapıp kimliklerini tespit etmeye başladık. Ve bu tabii çok zor bir deney. Çok fazla sayıda sinyal gelebiliyor. O yüzden bu kadar zor olmasına rağmen bu deneyi defalarca tekrarlamak gerekiyor. Fakat bu tekrarlar sonucunda bunların içerisinden iki tanesi birçok deneyde tekrarlanabilir şekilde karşımıza çıkıyor. Yani biz FAB4'e karşı kullandığımız bir antikorla FAB4'ü topluyoruz. O beraberinde iki tane daha molekül getiriyor. İki tane molekül daha getiriyor. Ve de bu moleküller esas yani işin en ilginç tarafı bu moleküller çok ilginç moleküller yani. İki tane ATP denen yani enerjinin kuru vücuttaki olan ATP'nin yıkımını ya da üretimini kontrol eden iki tane enzim. Ve de bunlar normalde hücrenin içerisinde bulunan şeyler fakat bazı hücrelerden salgılanabiliyorlar. Örneğin beta hücresi insülini çıkartırken bunları da dışarıya çıkarıyor. Bunlar dışarıya çıkıyorlar, FAB4 hormonuyla birleşip bizim şimdi FAPKIN dediğimiz yeni hormonu oluşturuyorlar. Ve bu hormon hücrenin cidarında hemen çevresinde bu enerji kurunun hücre tarafından algılanmasını kontrol ediyor. Yani çok ilginç. Enerji yıkımı yapan yerden salgılanıyor. Enerji kullanımı için bizim vücutta kullandığımız kuru hücrelere bilgi olarak aktarıyor. Ve bu tabii çok yüksek miktarlara ulaştığı zaman burada devamlı olarak çok yıkıcı bir sinyal sistemi çalıştırmaya başlıyor ve bu beta hücrelerini öldürüyor. Yani önce şekere karşı cevap vermelerine engel oluyor. Uzun süre maruz kaldıklarında da öldürüyor. Bunun da aslında ilk bu yola girmemizin sebebi tamamen bir tesadüf. Yani onu da burada belirtmek istiyorum. Bilim tesadüfleri sever ama. Bazen böyle tamamen tesadüflerden de yola çıkılabiliyor. O tesadüfün resmi de bu köşede duruyor bakın. Yani onu da isterseniz gidip yanına... Olur. Bakalım. Bu hakikaten çok çarpıcı bir şey. Yani söylediklerimizden hiçbir şey hatırlanmasa bile şu tabloyu hatırlamak lazım. Mikrofon düştü. Evet, bu ses hala geliyordur umarım. İki mikrofon orada, yedekli. Şimdi normalde bir diyabet geliştirmiş hayvanı açtığınız zaman orada bu Langerhans adaları denen yani beta hücrelerini taşıyan oluşumları göremiyorsunuz. Biz yani bu resim yani bir gün bu Casey Prentice işte ilk makalesinin çıktığı gün bu resim bir fotoğraf çekilmişti. Hı-hı. Bekliyordu kompüterin karşısında ne zaman şey olacak diye. Tam 12'de yayına girmişti. Ben de onun fotoğrafını çekip koymuştum şeye. O açıyor, bu FAB4'ü olmayan bir hayvan. Hı hı. Genetik olarak çıkarılmış. Hı hı. Açıyor, pankreasa bir bakıyor, gözle görülür vaziyette şeyler. Bunlar işte bu Langerhans adacıkları. Yani gözle görülür hale gelmiş bir beta hücresi... Yıkımı. Yaşamı mevcut. Pardon, FAB4'ü ortadan kaldırdığımız zaman. Kaldırdığı zaman, tamam. İşte o zaman da yani buradan diyoruz ki bu hormonun en önemli hedef hücrelerinden biri beta hücresi. İşte bunun arkasından da işte... Yani insanda da FAB4'ü ortadan kaldırdığınız zaman insülin direnci oluşmasını engellemek mümkün olabilecek mi? Bunu zaten olduğunu biliyoruz hayvanda. Hayvanda, insanda değil. Ama burada ilginç olan FAPKİ'nin getirdiği bize tip 1 içinde beta hücrelerini ölümden koruyabiliyor. Yani tip 1 diyabetli... Yani doğuştan gelen genetik diyabetli. Evet. Bu makalede yine bir veri var. O da yine Annette Ziegler diye bir klinik çalışmacıyla kolaborasyon yapmıştık. O bize birbirleriyle çok benzer özellikleri olan aynı yaşlarda, aynı cinsiyette diyabet geliştirmiş, geliştirmemiş
ve antikoru negatif olan bir hasta örneği verdi. Çok kıymetli bir örnek. Buradaki önemli şey, yani diyabet geliştikten hemen sonra kan örnekleri var. Hemen önce var, hemen sonra var. Ve orada gördüğümüz Fatih Bey çok ilginç bir şey var. Diyabet ortaya çıkmadan önce bu hormonun düzeyi yükseliyor. Yükseliyor. Biz bu yükseliş olmadan önce yükselişin sebebini biliyor muyuz? Bilmiyoruz. Fakat bunu bu elimizdeki antikorla durdurursak hayvanlar diyabet geliştirmiyor. Beta hücreleri ölmüyorlar. Çok ilginç. Çok enteresan. Şey. İmmün saldırı olmasına rağmen ölmüyorlar. Zaten bu yani birazdan oturunca tekrar onu da konuşabiliriz. Tip 1 diyabet için artık tedavi kavramı değişmeye başladı. Peki şimdi hep şey vardı, çok özür dilerim lafınızı kestim ama işte oradan da oraya geçebilirsiniz. Tip 1 diyabetle ilgili genetik tedavi, özellikle daha anne karnındayken başlayacak bir genetik tedavi üzerine bir çalışmalar vardı. Bu çalışmalar yürüyor mu, bu ona destek mi, yoksa bu bambaşka bir yol mu? Ya bu bambaşka bir yol, genetik tedaviden ziyade tip 1'de yani resmi tamamen değiştirecek, oyunu değiştirecek olan bir numaralı şey kök hücre uygulamaları. Yani kök hücre uygulamalarında orada da tabii baştan çok büyük bir coşkuyla bekleniyordu bunun çok daha hızlı kliniğe girmesi. Tabii birçok duvarlara çarpıldı. Fakat o saha şu anda çok olgunlaştı. Ve bu geçtiğimiz sene içerisinde hatta daha 2-3 ay önce de ortaya çıkan klinik verilerde ilk deneyler çok yüz güldürücü gözüküyor. Yani verilen kök hücreye dayalı üretilmiş beta hücreleri doğal olarak insülin üretip diğer tedavinin ortadan kalkmasına sebep olabiliyor. Fakat burada henüz vaka sayısı çok az. Onlar immün saldırı altında kalmıyorlar mı? Evet, işte burada zaten ikinci konu gündeme geliyor. İkincisi de bu, yani ister kök hücre kaynaklı olsun, ister transplantasyon kaynaklı olsun, ister kendi beta hücreleriniz olsun. Bunlar en önemli uzun süreli tedavinin en önemli ayaklarından biri de beta hücrelerini korumak. Korumak. Yani şimdiye kadar bu insülin... Bu koruyor. Bu o mekanizmaya yarıyor. Ve de bu bizim bu doğrultuda çalışan ikinci bulduğumuz mekanizma. Birincisi zaten şu anda klinik deneylerde. O daha bunun kadar güçlü bir klinik derken insan deneyleri mi? İnsan deneylerinde, evet. İnsan deneylerinde. Bu molekülü de biz insana verilebilecek hale getirmeye çalışıyoruz. Yani şu andaki en büyük önceliğimiz o. Ne kadar süredir bu mesele? Tahminen. Ya çok minimum, zor maksimum. Süre yapmak. Ama şu anda artık her şeyi biliyoruz. Yani nasıl yapmamız gerektiğini biliyoruz. Molekülün neresine bağlanması gerektiğini biliyoruz. Yani sadece hem insan hem finans olarak kaynaklarımızın ne kadar buna aktarılabileceği, işte endüstriyle yapabileceğimiz işbirlikleri vesaire, bunlar belirleyici olacak ama burada büyük bir kaza beklemiyoruz çünkü prototip molekül var, prensip ispatlanmış vaziyette, insan datası çok güçlü, insanda mutasyon datası da var. Sadece çok sayıda molekülün test edilip içlerinden en uygun olanının teste tabi, yani kliniğe aktarılması gerekiyor. Şeyi söylüyordum, tedavi konsepti değişiyor. Eskiden mesela immün hastalık olduğu için bu, bütün tedavi yöntemleri hep bu immün saldırıyı durdurmaya yönelikti. Evet. Fakat bu son 5 senedir özellikle immün sistemi durdurmakla beraber beta hücresini korumanın da aynı öneme sahip oldu. Belki de daha önemli olduğu ortaya çıktı. Çünkü aslında beta hücrelerin tamamı hiçbir zaman ölmüyor. Yani orada 3 tane 5 tane beta hücresi kaçabiliyor o immün saldırıdan. Birazını bile onların koruyabilseniz hastalığın seyrini... Yani mermiyi durduramayacağız ama en azından bir zırh üretelim. Evet. Birincisi bu. İkincisi de tabii çok kısaca siz bir şey soracaktınız. Devam edeyim, ben sorayım. Diyabette bir sıkıntı daha var. O da yüksek risk grupları tip 1 diyabet için. Eskiden bunu bilemiyorduk büyük bir doğrulukla. Fakat şimdi özellikle bir ferdinde tip 1 diyabet olan ailelerde %99'a varan bir doğrulukta kimin risk altında olduğu ve diyabet geçtiği biliniyor. Fakat bu grup
insanlara maalesef hiçbir girişimde bulunulamıyor. Biliniyor ama bir şey yapılamıyor. Bir şey yapılamıyor. Bu tür girişimlerin bu grup için çok büyük önemi var. Yani tamamen durdurmasa bile, yani en iyimser tabii ümit o. Ama 5 sene hastalık geç bile çıkmış olsa bu müthiş bir şey. Yani yaşam tarzına, yaşam kalitesine çok büyük etkisi olabilecek. Tip 1 diyabet en çok hangi yaşlarda ortaya çıkmaya başlıyor? Ya tip 1 diyabet yani 6 aylıktan ergenlik çağına kadar olan dönemde çıkabiliyor. Çok nadir olarak daha ileri yaşlarda da ortaya çıkabiliyor. Hatta şimdi tip 1 ile tip 2'nin beraber çıktığı bazı küçük hasta grupları bile var. Şeyi merak edin şimdi. Siz bu FAP-P4 şeyini bulduktan sonra... süreci geri çevirmek mümkün mü? Yani diyabet ortaya çıkmış, belli hasar miktarı oluşmuş, T hücreleri yok olmuş. Bunu geri döndürücü bir etkisi var mı bu proteinin sizin bulmanızın? Evet, bunu tip 2 diyabet için biliyoruz. Yani tip 2 diyabet evet, için var. Geri dönüş var. Geri dönüş var. Karaciğer yağlanması için onun da aslında beraber düşünmek lazım. Var. Tip 1 diyabet için bu sorunun cevabını bilmiyoruz. Yani tip 1 diyabet oluştuktan sonra bu mekanizmayla hastalık geri döndürülebilir mi? Bunun cevabını bilmiyoruz. Peki, burada büyük oranda tamamladık. Arkadaşlar, son görüntüleri hazırlayabildik mi acaba? Çünkü diğer makaleye geçmek istiyorum. Burada geçen sefer de başlamıştık ama bu sefer biraz daha ileri bir noktadayız galiba, değil mi? Evet, oradan bu tarafa çok yol kat edildi. Çok yol kat edildi. Tabii bizim bilimsel olmayan gözümüzle o kat edilmiş yolu anlamak mümkün değil ama baktığın zaman en azından fotoğrafik farklılıkları algılayabilecek kadar anlıyorum konuyu. Fotoğraflar biraz daha detaylarına gelmeye başlamış. Evet. Çok daha detay. 21. şeye gidebilirsek bu arada. 21 varsa arkadaşlar. Şimdi buradaki mesele şu. Karaciğer hücrelerinin siz fotoğrafını çektiniz. Evet. Daha doğrusu karaciğer hücrelerinin değil. Karaciğerin bir bölümünün değil mi? Hı-hı. Doğru mu? Bir bölümündeki hücrelerin. Bir bölümündeki hücrelerin fotoğrafını çektiniz ve bu fotoğrafı giderek daha detaylı, hani anlaşılır diye söylemek daha fazla pikselle çekmeye başladınız. Hı-hı. Herkesin telefonundan anlayacağı şekliyle. Ve bunun obeziteyle bağlantısını, şişmanlıkla bağlantısını da ayrıca görüntünüz ve ortaya şöyle bir sonuç çıkmış gördüğüm kadarıyla. Zayıf insanın karaciğeri, şişman insanın karaciğeri aynı karaciğer değil. Bambaşka iki organ gibi görünüyor. Doğru mu? Evet, doğru. Organ olarak aynı gözüküyor fakat hücrenin hücre mimarisi ve bambaşka. Detay olarak da bahsediyor. Tabii. Yoksa baktığı zaman karaciğer yani. Bu nedir? Bir de bize bunu anlatır mısınız? Bu çok çok ilgimi çekti bu çünkü. Tabii anlatayım. Yani anlatmaya başlamadan önce yani ben tabii hep biz diye anlatıyorum ama biz demekle kastım. Siz bir ekip. Mesela bu çalışmanın mimarları, bu mimari çalışma mimarları Güneş Parlakgül ve Ana Paolo Aruda. Bu makalenin ilk yazarı da Güneş ve Ana. Onlar da yine ortak yazarlar. Ayrıca da karı kocalar yani bu arada. Öyle mi? Güneş de bizim ilk grup aldığımız Sabri Ülker fellowlarının ikincisi. O da İstanbul Tıp'dan mezun. Bunlar hep burslu orada doktora öğrencileri. Doktora sonrası çalışmaları yapan çok çok parlak hakikaten altın gibi zihinler. Ve yani bu projenin gerçekleşmesindeki en önemli motor bu arkadaşlar. Orada yeşil bir şey koydum oraya. Evet. O bizim benim geçen programda gösterdiğim çözünürlük düzeyiydi. Hücrenin içine evet. Bakarken ve de kültür ortamındaki bir hücreye. Onun hemen sağ tarafına koyduğumda şimdi ulaştığımız çözünürlük. O yeşil şimdi o oldu. Bu oldu. Bu kadar detaylandı yani. Bu kadar detaya indi. O detayı da belki yani tarif etmek gerekirse yani bu şimdiye kadar bizim bildiğimiz en büyük hacimde ve gerçek ortamında yani hücre kültürü ortamında değil. Ama gerçekten durduğu yerde yani karaciğerin içerisinde insan karaciğeri mi? Hayvan karaciğeri bu. Fakat şu anda insan karaciğeri çalışmasını da yapıyoruz. En büyük hacim ve en yüksek çözünürlük. Ama en büyük hacim deyince yani büyük bir şey düşünmemek lazım. Yani bize çok büyük. Boyutu ne bunun? Bunun boyutu yani 100 mikron çarpı 100 mikron çarpı 100 mikron. Yani 1 milyon mikron küp. Yani bu da
İşte bir toplu iğne başının çok daha küçük. Bobine ucu kadar hatta, başı kadar değil belki. Evet, ucu kadar. Ve bu kadar bir hacimden biz 22 bin tane kesit alıyoruz. Yani. 22 bin tane. Evet. Birbiriyle devamlı. Yani sadece bir tanesinden değil de bu, yani bu toplam çalışmada... Neresi molekül boyutuna iniyorsunuz yani? Efendim? Neresi molekül boyutuna iniyorsunuz? Nanometre, tek nanometre boyutuna iniyoruz. Zaten bir nanometre ışığın sınırı oluyor. Evet. Bu tabii biz henüz bir nanometre boyuta inemiyoruz. Şu anda 4 ila 8 nanometre. Aslında onu voksel olarak tarif etmek lazım. O boyuta inebiliyoruz. Yani oradan çıkan veri de, yani bu makalenin yazımında kullanılan toplam veri 40 terabitten daha fazla. Görüntü datası ve bu datanın hepsinin işlenmesi gerekiyor. Yani datayı elde etmek büyük bir çaba ki onu da Howard Hughes Medical Institute'da Harold Hess ve Sean Shu diye iki tane çok bu konunun en büyük isimleri olan iki tane işbirliği yaptığımız çalışmacıyla beraber yürüttük. Yani onların kurduğu bu müthiş sistemde yapılabiliyor. Fakat data üredikten sonra datanın üremesi 1,5 sene falan sürüyor. İşlemesi 3-4 sene sürüyor. Yani ilk defa işlendiği için. Yani bunu yapay zekaya sunduğunuz zaman o sizi hemen tanıyamıyor oradaki yapıları. Hepsinin insan eliyle işaretlenmesi gerekiyor. Binlerce kesitin işaretlenmesi gerekiyor. Ondan sonra yapay zekanın eğitilmesi gerekiyor. Onun arkasından işte yavaş yavaş otomatik hale gelmeye başlıyor. Fakat o otomatik halde yapılan analizin tekrar insan gözü tarafından düzeltilmesi gerekiyor. Çünkü çok hata yapabiliyor. Yani bu süreci tabii birçok grupla işbirlikleri yaparak geçebildik. Tam Türkçe tabirle deliye posteki saydırmak. Evet, öyle. Orada da hakikaten yani Güneş'e tekrar çok kredi vermem lazım. Kendisinin hem dikkati hiç dağılmıyor hem de sabrı tükenmiyor bu işi yaparken. Ve de sonunda bunun için işbirliği yaptığımız bazı endüstri grupları da oldu. Sadece bu tanıtma işlemi için. Ve neticede bu data bir araya geldi ve hakikaten bize 23. videoyu gösterebilirsek oradan video. Başlayayım. Yani bakmasına doyulmuyor şey. Burada görüyorsunuz bu kesitleri alıyoruz şimdi. İlerliyoruz yani dokunun içerisinde. Bunlar birer kesit. Burada binlerce kesit var, hızla ilerliyoruz. Sonra bunlar işte yavaş yavaş tanıtılmaya başlanıyor. Ondan sonra 3 boyutlu hallerini alıyorlar. Bu bayağı dijital art gibi bir şey olmuş. Evet. Burada gördüğünüz normal sağlıklı bir karaciğer. Bu gördüğümüz normal sağlıklı. Normal şu. Sağlıklı. Bir bunu da bakalım bir kez daha görmekte bir sakınca yok. Aklınızda kalsın bu son görüntü. Sağlıklı karaciğer hücreleri böyle çalışıyor. Evet. Hatta belki tam mesela şurada durabilirsek durabilir misiniz şurada? Pause. Duramadık. Duramadık. O zaman 24. 24'e geçelim arkadaşlar. Yani dursaydık şu soldaki normal görüntüyü görecektik. Zaten oraya bakarsanız yani çok kalabalık hücrenin içi. Fakat muhteşem bir organizasyon var. Bu paralel olan şeyler bizim endoplazmik retikulum dediğimiz yapılar. Ben göstereyim şurada istersen. Tamam. Evet siz oradan. Arkadaşlar burayı seçerseniz. Tamam. Bu sağlam karaciğer, hiçbir sıkıntısı olmayan. Zayıf, sağlıklı bir insanın karaciğeri. Bütün her şey çizgi çizgi çizgi. Evet, o, gayet yani paralel net. Yapılara sınırlar belirgin. Morlar da mitokondri. Bunlar da mitokondri. Gördüğünüz gibi mitokondrinin içini bile görebiliyoruz yani şeyde. Evet. Bu analizde. Bu da obezin. Evet. Aynı yerden alınmış. Alınmış. Bu da ne çizgi kalmış ne bir şey kalmış. Her evet. Şey birbirine girmiş. Bulamaç gibi olmuş. Bu da şişman bir insanın karaciğeri. Evet. Yani bu tablo gerçekten muazzam çarpıcı bir peki, tablo. Peki bu tablonun sebebi sizin az önce bulduğunuz Fab4'ün buraya yolladığı şeyler mi? O güzel bir soru. Bilmiyoruz. Bilmiyoruz da. Bilmiyoruz. Yani Fab4'ün... Ama şu desen burada bozulmuş. Orada bozulmuş. Burası çamur gibi olmuş. Evet. Zaten... Peki aynı etki şeyde bunun
şeyinde, pankreasında bir fotoğrafını çekseniz orada da böyle bir şey görebilecek misiniz acaba? Bilmiyoruz. Bilmiyoruz. Yani şu ana kadar bu ilk yapılan çalışma sadece yani şişman... Bu bozuk zayıf... karaciğer, bu şişman karaciğeri, bu zayıf karaciğeri. Karaciğer, evet. Peki bunun karaciğer fonksiyonları etkileri konusunda bilginiz var mı? Var. Onu da aslında onu da şimdi konuşabiliriz. 27. şeye gidebilirsek... 27 arkadaşlar. Hatta 28'e de gidebiliriz. Yani evet. Tamam, burada kalalım. Bu sizin bu makalede, yani bu makalenin aslında çok önemli olmasının sebebi bu mimari yapının bir kontrol mekanizması olduğunu söylüyor bize. Yani bir karaciğer hücresinin ne yapacağına karar verdikten sonra o fonksiyonu gerçekleştirebilmesi için mimarisini düzenlemesi gerekiyor. Yani şeker mi üretecek, yağ mı yakacak, yağ mı depolayacak? Sadece o sinyali alması yetmiyor. Ona uygun bir mimarisi olması gerekiyor. Formu alması gerekiyor. Ve de burada yine birçok deneyler yaptıktan sonra sentetik bir yöntem kullanarak bu bozulmuş olan mimari biraz olsun düzeltmeyi başardık. Burada çok onu görüyorsunuz. Mesela sol tarafta gördüğünüz bizim içerisinde, yani bir şişman karaciğerin içerisinde sentetik olarak ifade ettiğimiz bir molekül var. Bu örneğin bu çizgileri yavaş yavaş oluşturmaya başlıyor. Bir sonraki görsele geçersek 28'e. Ya burada da bu görüntüyü ben çok seviyorum. Bu güneşin yaptığı deneylerden biri. Görüyorsunuz kaç tane deneyi aynı anda koşturuyor. Ben hayatımda bu kadar uzun bir sıra görmedim yani. Bunların her birinde bir protein analizi yapılıyor. Bu sağ tarafta da gördüğünüz gibi bu gördüğünüz görüntüler şişman hayvanlardan. Aha. Yani hepsi. Şişman hayvanda görüyorsunuz. Biz bu sentetik olarak bu molekülü karaciğerin içine soktuğumuzda bu çizgiler, paralel çizgiler düzelmeye, ortaya çıkmaya başlıyor. Ve de en altta düzelmeye başladığı zaman yapı, fonksiyonun da nasıl düzeldiğini görüyorsunuz. Yani bu soldaki küçük kare, içerisinde beyaz beyaz noktalar olan yağlı bir karaciğer, şişman. Hı hı. Onun hemen yanındaki formu düzelttiğimiz karaciğer, yağlarını kaybetmeye başlıyor. Hemen onun yanında şeker metabolizması. Yani siz obez insanlarda, yani obez canlılardaki karaciğer fonksiyonlarını, bozulmuş karaciğer fonksiyonlarını bir dış müdahaleyle obezite hala mevcutken düzeltebiliyorsunuz. Ama işin ilginç tarafı o müdahale mimari bir müdahale. Mimari müdahale, evet. Çok yani bu şimdiye kadar hiç olmayan bir konsept. O evi tamir etmek gibi yani. Ya da fabrikayı reorganize etmek gibi. Evet. Veya restore etmek gibi. Tabii buradan çok fazla sorular çıkıyor. Yani cevaplardan daha fazla sorular var ama çok heyecan verici bir şey. Çünkü kavram olarak form ile fonksiyon arasındaki ilişkinin biyolojide çok bambaşka bir boyuta ulaştığını gösteriyor. Ve değişken bu bütün organlarda böyle mi acaba, yoksa karaciğer özel bir şey mi? Çünkü karaciğer çok özel bir organ ve kendini çok iyi tamir edebilen bir organ. Ya doğru, böyle olmayabilir. Çünkü karaciğerin bir özelliği de aslında bu fonksiyonel olarak çeşitliliğine bağlı belki. Yapısal olarak da çok renkli ve çeşitli bir doku. Şey gibi ya, tablo gibi dedim baktığın zaman. Yani mesela pankreastaki örneğin sindirim için kullanılan enzimleri üreten hücrelere baksanız, bunların içerisi çok tek düze. Veya antikor üreten plazma hücrelerine bakarsanız içlerinde yapısal bir çeşitlilik yok. Çünkü hep aynı işi yapıyorlar. Tek bir işle görevleri var. Ama karaciğerin pek çok fonksiyonu var. Dolayısıyla çok renkli bir ve dünyası değişik yapısı var. Dolayısıyla bu dinamik mimari değişikliğin belki en çarpıcı özelliklerini bu tür çok fonksiyonlu hücrelerde görmek. Böyle başka hangi organ var çok fonksiyonlu organ? Beyin var. İşte genellikle sindirim sisteminde bu tür organlar var. Fakat karaciğerle tabii ki eşdeğer hiçbir başka organ yok. Yani karaciğer hakikaten vücudun muazzam bir fabrikası. Bütün ürünleri üretebilen fabrikası. Bu deneylerin ve bu bulguların sonucunda ileride, bilmiyoruz ama ileride bir gün karaciğer nakline gerek kalmadan karaciğer tamiratını yapmak mümkün olacak diye düşünüyorum. Doğru mu düşünüyorum? Ya karaciğer yani tamamen
çöktükten sonra onu geri döndürmek mümkün zor değil. Mu? Onu geri döndürmek mümkün değil. Fakat tamamen çökmeden önce, çünkü karaciğerin küçük bir kısmı bile fonksiyonel kalsa, hayatı sürdürmeye yeterli olabiliyor. Fakat orada bu tür değişiklikler nasıl oluyor? Şu anda çalıştığımız konulardan biri bu aslında. Yani bir İspanya'dan gelmiş bir hepatolog, klinisyen bir profesör var. Şu anda bizde 2 sene geçirmek üzere geldi. Onun tek amacı bu sorunun cevabını bulmak. Hatta Hacettepe Üniversitesi'yle de yapmayı planladığımız bir kolaborasyon var. İki yani değişik merkezden, yani bu karaciğerdeki değişim hastalık oluşumu sürecinde nerede geri dönülmez hale geliyor, nasıl gerçekleşiyor, onu bulmak istiyoruz. Bir uygulama alanı olması için. Fakat o kadar çok soru var ki burada Fatih Bey. Yani eğer böyle bir dinamik şey varsa, yani bu böyle haftalar, aylar sürmüyor. Saatler içerisinde bu değişiklikler meydana geliyor. O kadar hızlı. O kadar hızlı. Bazılarını tabii bugün vaktimiz yok anlatacak ama açlıkla tokluk arasında bile bambaşka bir organ haline geliyor şey. Ama form bundan farklı şekiller alıyor. Dolayısıyla çok dinamik. Ben yemek yediğim ve yemekte aldığım besinlerin veya şeyin türüne göre, şekerin veya türüne göre karaciğerin bir anda şekil değiştirmeye başlıyor. Şekil değiştiriyor, evet. Örneğin yemekten sonra karaciğerin altyapısına bakarsak... Bambaşka. Açken bakarsak bambaşka. Oo, çok acayip. Ya bu çok dinamik bir şey. Bu tabii çok yeni bir bilgi. En garip organ ya. Eğer bir şey dinamikse demek ki bunu kontrol eden de bazı şeyler var. Şey var yani. Yani aramamız gereken şey bu. Hangi sinyalle bu cevap veriyor? Hangi sinyalle? Kim söylüyor buna bu formu al ki şeker üretebilirsin veya bu formu al ki yağları depolayabilirsin, yakabilirsin vesaire diye. Demek ki mideden falan bir yerden direkt bir şey var, bir bağlantı var herhalde aralarında. Bilmiyoruz. Yani işte çok soru var. Çok acayip. Çözülmesi gereken. Fakat hem bu yapının ve yapının analizi için araçları sahaya sunabildiğimiz, hem de onun bir fonksiyonel mekanizma olduğunu gösterebildiğimiz metabolizma için bize çok heyecan veren bir çalışma. Tabii çok erken bir çalışma. Biz de heyecanlıyoruz. Anladığımızdan değil ama heyecanlanıyoruz. Yok, estağfurullah. Yani bunun bir de belki son olarak da eğer gösterebilirsek 25. şeye gidebilir miyiz? Bu zayıf hocam isterseniz bir ara verelim, bir kısa reklam arası verelim. 3-5 dakika orada da bizim videolar hazır olmuş olur. Çünkü galiba anlıkta tam hazır değiller şu anda. O kadar yüksek data verdiniz ki bizim televizyon sistemi sizin bilim sistemine uyum sağlamakta zorlanıyor. Bir kısa ara hemen arkasından onlara bakacağız. Tamam.